Space kanalından herkese merhabalar. Yeni bir video ile sizinle birlikteyiz. Bu videomuzun konusu haftanın fiyat performans ürünüyle ilgili olacak arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Evet, geçelim videomuzun konusu. Bu haftanın fiyat performans ürünü arkadaşlar, ekranda da gördüğünüz üzere Lenovo markalı IMFS Gaming 3 modeli arkadaşlar. Ürünümüzün, bilgisayarımızın özelliklerini inceleyeceğimizde özellikle ekran kartına baktığımızda RTX 3050 Ti ekran kartına sahip ve bu fiyat bandında bu ekran kartını bulamayız. Bulmak gerçekten çok zor. O yüzden yeni bir bilgisayar, oyunlu bilgisayar almak istiyorsanız ve 13.000 TL bir bütçeniz varsa bu fiyatta bu bilgisayarı kaçırmayın derim arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızın özelliklerini incelemeye başlayalım. İlk önce işlemciye bakalım arkadaşlar. Bilgisayarımızın işlemcisi AMD Ryzen 5600H. Gerçekten güçlü bir işlemci. Günümüz oyunlarını rahat bir şekilde oynatacak bir işlemciye sahip. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız bu işlemci açısından arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz ise ekran kartımız. Biraz önce de söylediğim gibi bilgisayarımızın ekran kartı RTX 3050 Ti arkadaşlar. Günümüz oyunları yine rahat bir şekilde oynayabileceğiniz bir ekran kartına sahip arkadaşlar. Yine ekranımızdan devam edelim özelliklerine bakarak. Ekranımız 15.6 inç Full HD arkadaşlar. IPS bir ekranımız var ve yine güzel bir özellik 165 Hz yenileme hızına sahip. Bu da bilgisayarımızın bu fiyat bandında iyi bir özelliği arkadaşlar. Devam edelim. Bilgisayarımızın yine bu fiyat bandında kolay kolay bulunamayacağı bir özelliği var arkadaşlar. O da bilgisayarda 4 bölgeli aydınlatmalı RGB klavyeye sahip arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi 4 aydınlatmalı bir klavyesi var. Bu fiyat bandında gerçekten bu bilgisayarı bulmak, bu özellikle bilgisayar bulmak zor arkadaşlar. Yine bilgisayarımız özelliklerine devam edelim. Bilgisayarımızda 8 GB'lık bir RAM var arkadaşlar. Günümüzde bu 8 GB yeterli olmuyor. Bir 8 GB daha eklememiz gerekir arkadaşlar. Yine bilgisayarımızın SSD'ine yani depolamasına baktığımız zaman 510 GB'lık bir depolamaya sahip. Bu da yeterli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar yine bilgisayarımızın bu fiyat bandında gerçekten bulunabileceğini düşünmüyorum. Itopia.com sitesinde bu ürünü 13.000 TL'ye alabilirsiniz arkadaşlar. Ve özellikle şunu söyleyeyim. Yeni bir bilgisayar, oyuncu bilgisayara ihtiyacınız varsa ve 13.000 TL bir bütçeniz varsa bu bilgisayarı almanızı tavsiye ederim. Stoklarla sınırlı olduğunu düşünüyorum. Kısa sürede de tüketeceğini düşünüyorum. Bu yüzden bütçeniz varsa mutlaka bu bilgisayarı alın arkadaşlar. Videom şimdilik bu kadar. Videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.